Merhaba arkadaşlar, Nimet'in örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Bakın bu videoda sizlerle birlikte bu güzel limonu beraber arkadaşlar öreceğiz. Ben limonuma bir şey olsun, farklılık olsun diye ki de yaprak ekledim arkadaşlar. Sade düz yapmak istemedim. Amigurumiye uygun istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Büyük olmasını istiyorsanız kalın ip kullanabilirsiniz. Ya da şimdi anlatırken göreceksiniz, şu artırmalarımızı bir sıra daha fazla artırıp şuradaki düz sırayı da işte 3-5 sıra daha fazla yaptığınız zaman limonunuz daha büyük olacaktır. Ama şöyle bakıyorum, benim limon tam orta boy bir limon oldu arkadaşlar. Şimdi limonumuzun yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet, limonumuz için yine sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Şöyle kıvırıyorum. İlk yapanlar için ilk ilmeğimi içinden aldım ve sıkıladım. Buraya şu iki katına birden 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Şu boşta kalan ucumu sıkılıyorum. Şimdi şuradaki en baştaki ilmeğimi, batıp ilmeğimi aldıktan sonra ilmek kaydırma yapacağım. Ve bu batmış olduğum ilmekten değil, bir sonraki ilmekten örmeye devam ediyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane olan sık iğnemizin hepsine bu sırada çift batacağız. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Her yuvaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şu ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmeğim, son ilmeğim, ona da çift battım. İlk sıramı tamamladım arkadaşlar. Toplamda 12 tane çift battığımız için sık iğnemiz oldu. Bu 12 ilmeğimize birer tane batıp 2 sıra örelim. Her birine birer sık iğne yapıyorum. 2 sıra örüyorum. Benim sarı ipimin rengi biraz açık ama sizler dediğim gibi amigurumiye uygun istediğiniz marka ipi kullanıp renk tonları farklı oluyor. Ona göre limona biraz daha uygun bir sarıyla da yapabilirsiniz. Benim sarım da şöyle bir açık renkli bir limon olacak arkadaşlar. İlk sıramı ördüm. Bir sıra daha 12 sık iğnemi örüyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız arkadaşlar. Şu ipimi yine sıramın başı ve sonu belli olsun diye şöyle araya koyuyorum. İsterseniz farklı bir ip de burada kullanabilirsiniz. Ya da ilmek ayraçları var, onları da kullanabilirsiniz. Şu ipimi ben buraya koydum sıram belli olsun diye. Şimdi bir tane tek yaptım. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. 6 tekrarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sırada bir tek, bir çift, 6 tekrar yapıyoruz. Yani bir tek, bir çift battığımız işlemi 6 kere sıramızın sonuna kadar örelim.
son tekrarımı da yapıyorum. Çiftimi yaptım. Sıramı tamamladım. Devam ediyoruz. 2 tane tek. 1 2 tek, 1 çift. Bu sıramızı da 2 tek, 1 çift olarak sıramızın sonuna kadar örelim. Her sırada arkadaşlar artırma yapıyoruz. 6 ilmek artacak. Şimdi şurada 12 ilmeğimizi 2 sıra düz ördükten sonra 1 tek 1 çift yaptık. Burada ilmeğimiz 18 oldu. Bu sırada 24 olacak arkadaşlar. Bazen sayıları söylemeyi unutuyorum. Ama 6 tekrar yaptığımız için her sırada 6 ilmek, her artırma yaptığımız yerde 6 ilmeğimiz artmış oluyor arkadaşlar. Bu sırada 24 tane sık iğnemiz oluşmuş olacak. Evet, sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 3 tek 1 artırma yapacağız. Yine 6 ilmeğimiz artacak. 24 olan ilmeğimiz sıramızın sonunda 30 ilmek olacak arkadaşlar. 3 tek 1 artırma. Evet, 3 tek 1 artırma olan sıramı da yaptım. Devam ediyoruz. 4 tane tek 1 çift yapacağız. Bu sırada da 30 olan ilmeğimizi 36 ilmeğe çıkarmış olacağız arkadaşlar. 4 tane tek, 1 tane çift öreceğiz. Evet, 4 tek 1 çift olan sıramı ördüm. Toplamda 36 tane ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5 tek 1 artırma yapacağız. Sıramızın sonunda da toplamda 42 ilmeğimiz olacak. Evet, 5 tek 1 artırmamı yaptım. Devam ediyoruz. 6 tek 1 artırma. Arkadaşlar sıramızın sonunda da 48 ilmeğimiz olacak. Bir de 48 ilmekten sonra 7 tek 1 artırma yapacağız. O zaman da ilmek sayımız 54 olacak arkadaşlar. Bu 2 sıra olan artırmamızı da yapalım. Şimdi 6 tek 1 çift batacağım. Bir dahaki sıraya da 7 tek 1 çift. Bu iki sıramı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, 6 tek 1 artırmamı yaptıktan sonra arkadaşlar 7 tek 1 çift 6 tekrar o sıramı da ördüm. Toplamda burada bizim 54 tane ilmeğimiz, yani sık iğnemiz oluştu. Şimdi artık artırma işlemi yapmayacağız. Birebir batacağız. Her yuvaya bir tane sık iğne yapıp toplamda 12 sıra arkadaşlar örelim. 12 sıradan sonra bir bakalım, yeterli gelirse eksiltmelere başlayacağız. Yoksa 1-2 sıra daha takviyeleyebiliriz. Çünkü şu enimize göre, limonumuzun bu enine göre, şu uzunluğunda ona göre ayarlayalım arkadaşlar. Toplamda 12 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet, toplamda 12 sıra ördüm arkadaşlar. Şuradan en son artırmış olduğum, şöyle göstereyim, şurası benim en son çift battığım. Bunun üstüne arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra. İsterseniz bu benim için yeterli. Birazcık uzun olsun diyorsanız arkadaşlar, hani limon hafif şöyle uzun olsun diyorsanız, bunun üstüne 1 2 veya 3 sıra daha örebilirsiniz. Bu benim için yeterli. 12 sıranın üzerine ben eksiltmelere başlıyorum arkadaşlar. Şimdi 7 tane tekimi örüyorum.
Sıramın başı burası. Şimdi dolanıp geldiğimiz zaman belli olacak. Şurada da ipim var ama eksiltmelere başladığım zaman belli olacak. Şimdi böyle tek tek örmeye başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Yine de şuraya ben bir tane ip koyacağım arkadaşlar. 2 4 6 7 şurası. Buradan sonrası da sıramızı şu iple belirlemiş olalım. Şu sarı ipimi içine aldım. Şimdi eksiltme yapacağız. Yine eksiltmelerimin bakın çok belli olmasın diye şuradaki gözüken zincir işimizin öndeki kanatlarından bakın şöyle ilk kanadı alıyorum. İkinciden de şöyle dolayıp ikinciden de alıyorum. İkisinden bir ipimi geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bir ilmek eksiltmiş oldum ve görünümü de bir sık iğne boyunda oluyor. Çift battığımız zaman şöyle arkalı önlü battığımız zaman birazcık eksiltme yaptığımız ilmeklerimiz iri düşüyor. Şimdi meyvemiz de pürüzsüz daha düzgün olsun diye bu şekilde yapacağım. Eksiltmemi yaptım. Yine 7 tane tek örüyorum. Arkadaşlar 2 4 5 oldu. 6 ve 7. 6 tekrarla. Yine eksiltmelerimizi de yapacağız. Şimdi şu eksiltme işini bir daha göstereyim size. Bakın ilk ilmekten aldım. Doluyorum. Yani tığımı çeviriyorum sadece. Diğer öndeki yandaki ilmeğin kanadından da alıyorum. İkisinden bir geçiriyorum. Burada dikkat edeceğiniz şey kanadından aldığınız o iki ilmek hemen sonrakine batmayın. Bir sonrakine batmaya dikkat edin. Yoksa ilmekleriniz eksilmez arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7. Yani eksiltme yaptığınız o iki tane ilmeğe tekrar batmayın. 7 tane tekimi ördüm. Hemen 2 ilmekten şöyle ön loblarından alıyorum. İkisini geçirip örüyorum. Ve yine 7 tane tekimi örüyorum. Sıramın sonuna kadar. Çünkü geriye döndüğümüz zaman bu ilmeğimiz çok fazla belli olmuyor. Ama yine de biz bunu karıştırıyoruz diyorsanız 2 4 şöyle göstereyim. 5 6 7 karıştırırsanız arkadaşlar şu ilkinden ilmeğinizi alın, ikinciden de alın, iki kanadından değil de tek kanatlarından. Bu da birazcık daha çift kanada batmaktan daha şey oluyor. Böyle kesin. Çünkü geriye dönüp baktığınızda bu ilmeği görebilirsiniz ama diğer ilmeği seçmek birazcık zor oluyor. Ben yine şu tarz kesip örgüme devam ediyorum. 7 tek bir eksiltme yapıyorum. 3 4 5 6 7. Evet, son eksiltmemi de yapıyorum. Bir sıramı eksiltmemi yapmış oldum. Devam eden sıramı 6 tek bir eksiltme yapacağım. 6 tekrar yapıyoruz. 6 tekrarla 6 tek bir kesme işlemi. Yani eksiltme işlemi yapıp bu sırayı da örelim arkadaşlar. Evet, 6 tek bir eksiltmemi yaptım.
Şimdi devam ediyoruz. 5 tek, 1 eksiltme. Yine 6 tekrar yapacağız. 5 tane tekimi ördüm. 1 tane eksiltmemi yapıyorum ve devam ediyorum. 6 tekrarla bu sıramı da örüyorum. Evet, 5 tek bir eksiltmemi yaptım. Devam eden sıram 4 tek bir eksiltme olacak arkadaşlar. Dört tane tekimi örüp eksiltmemi de yapıyorum. Yine 6 tekrar yapacağız. Her sırada birer tane arkadaşlar eksiliyor. Şimdi bu sırada 4 tek bir eksiltme, bir dahakine 3, bir dahakine arkadaşlar 2 tek bir eksiltme olana kadar örelim. Ama şurası daralıyor gitgide. Böyle 1-2 sırada bu 4 teki 3 teki ördükten sonra içini elyafla dolduralım arkadaşlar. Sırayla eksiltmelerimizi yapa yapa 2 tek bir eksiltmeyi yapıp geliyorum arkadaşlar. 2 tek bir eksiltme olan sıramı da yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Bir sıra daha burada kesme işlemi yapacağız. Bir tane örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. 6 tekrar yine sıramızın sonuna kadar eksiltme işlemini yapalım arkadaşlar. Sıramızın sonunda artık 12 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, bir tek bir eksiltme işlemi. Son eksiltmemi de yapıyorum. Evet, toplamda 12 tane ilmeğimiz kaldı. Limonumuzu güzelce dolduralım. Şu kısmı özellikle arkadaşlar, yani şimdi bu kadar ilmeğimiz kalmışken bundan sonra birazcık doldurmamız zor olacak. Birazcık daha elyafımızı üst taraflara da şöyle yan kısımlardan iyice dolduralım. Ve mevcut olan 12 tane ilmeğimizi bir sıra örelim arkadaşlar. Bir sıra iyice dolduralım limonumuzu, bir sıramızı da örelim. Evet, 12 ilmeğimi de bir sıra ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi şu ipimi alıyorum. Bu sırada 6 tane eksiltme işlemimizi yapıp limonumuzu bitiriyoruz. Şöyle yine her iki ilmekten alıp 6 tane eksiltme işlemi yapacağım. 1 2 3 4 5 ve son eksiltmemi de yapıyorum. 6. Bir tane zincirimi çektim. İpimi şöyle çok uzun olmayacak şekilde kesiyorum. Şimdi
tığ yardımıyla birazcık şu üst tarafa arkadaşlar. El yapımı biraz bolca içine koydum ben. Burayı da. Şimdi burada iki sıra, 12 ilmeğimizi iki sıra örmüştük. Burada tek sıra ördük arkadaşlar. Şöyle iğnemi, şu ipimi takıyorum. Şimdi bütün ilmeklerin şu yine kesme işlemi yaptığımız gibi öndeki kanatlarından şöyle geçiyorum bütün ilmeklerimle. Bunu dıştan içe ya da içten dışa fark etmez. Bu da son ilmeğim. Ve şöyle hafif çekiyorum. Kapandı. İğnemi de tam ortasından şöyle içine doğru ipimi çektiriyorum. Evet. Tekrar yürütüyorum ki bu ip içinde kalsın istedim. Şöyle bir tane daha çıkayım. Evet. Ve bunu artık arkadaşlar buradan kesiyorum. Evet, limonumuzu ördük arkadaşlar. Sizler eğer yaprak yapmak istemezseniz şurayı da burası gibi 12 olan ilmeğimizi 2 sıra ördükten sonra keserseniz arkadaşlar iki tarafta şöyle olmuş olur. Ama ben buraya bir yaprak yapacağım şimdi sizlerle birlikte. Yeşil ipimi alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir yeterli diye düşünüyorum. 6 tane zincir çektim. İkinci zincirime sık iğne yapıyorum. Üçüncüye devam ediyorum. Yani sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar buradan bir zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle bakıyorum. 11 12 tane zincirimi çektim. İkinci zincirime ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bakın battım ve buradan bir önceki ilmeğimden geçirdim. Bir sonraki zincirime sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine doladım. Çakma trabzan 1 2 2 tane çakma trabzanımı yaptım. Doladım yine. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane de ikili trabzanımı yaptım. Yine doladım. Çakma trabzan. Doladım. Çakma trabzan ve sık iğne. Şimdi zincirimizin diğer tarafına döneceğiz. Bu şurası bizim sap işimiz. Bunu es geçiyorum. Bakın buraya doladım. Aynı noktaya şu taraf yandan bir tane daha sık iğne yaptım. Şöyle döndüm. Şimdi doluyorum. Çakma trabzan 2 tane. 1 2 tane. Zincirimizin diğer tarafına döndük arkadaşlar. Diğer taraflarına batıyoruz. 2 tane çakma trabzan yaptıktan sonra ikili trabzan yapıyoruz. 1
2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Çakma trabzan yapıyorum 2 tane. 1 doladım. Hepsini bir seferde çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Son ilk baştaki yapmış olduğumuz ilmeğime ilmek kaydırma yaptım ve tekrar o ilmeğimin üstüne geliyorum. Bakın bir ilmek kaydırma daha yaptım arkadaşlar. Ve burada bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ama tek yaprak değil de iki yaprak çalışmak istersek arkadaşlar, isterseniz iki tane yapalım. Yine bu ipimizi burada kesiyoruz. Arka tarafta onu saklayacağız arkadaşlar. Şöyle. Hemen şuradan bir zincir çekip yine eğer ucunda saklamak istemiyorsanız diğer taraftan da yapabilirsiniz ama bunu şuradan tekrar bakın hemen şuradan son yapmış olduğum sap işinin üstüne şuraya tutturuyorum. Ve buradan hatta buraya değil de arkadaşlar birazcık birbirine yakın olsun. Buradaki şu tarafına tutturalım. Yani en son yapmış olduğumuz sık iğneye yaprağımıza bitişik yapalım. Tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İsterseniz aynı boyutta da olmak zorunda değil. Birazcık daha büyük de olabilir. 12, 13, 14 tane olsun. İsterseniz aynı boyutta da yapabilirsiniz. İkinci ilmeği, ilmek kaydırmamı yapıyorum. Üçüncüye sık iğne. Dördüncüye de sık iğne yapalım. İki tane çakma trabzan yapıyorum. Doladım. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, yine dört tane. Yine çakma trabzan. İki tane. İki tane de normal sık iğne olarak şöyle ilmeğimin sonuna kadar geldim. Yine tekrar dönüp şu taraf yarısına aynı şekilde bir iki tane sık iğne, iki tane çakma trabzan, dört tane ikili trabzan, bir, iki, 3 yine çakma trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Son ilmeğime ilmek kaydırma yaptım. Yine diğerinde olduğu gibi ilk ilmeğimizin şu tepesine tekrar batıyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. Yaprağımızın ucu sivri olsun diye bir zincir çekip yine ipimi şöyle kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu iplerimizi yapraklarımızın şu arka tarafında içine doğru gizleyelim ikisini de. Ve tekrar yeniden almış olduğumuz bir iple bakın şöyle yan yana da olur, farklı da olur. Bunu limonumuzun tepesine dikeceğiz arkadaşlar. Ben dikip geliyorum. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. İplerimi gizledikten sonra yapraklarımı tepe kısmından tutturuyorum. Evet arkadaşlar limonumu diktim. Yapraklarımı pardon diktim. Bakın şöyle tam tepe kısma şu sapımızı tam tepe kısma tutturdum. Yaprağımızın da uçlarından da tutturdum şöyle. Birer de köklerinden şuradan bir de şuradan tutturdum ki şu uçları havaya kalkmasın diye. Arkadaşlar limonumuzu tamamladık. Çok tatlı, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Severek yaparsınız inşallah arkadaşlar.
Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün, hoşça kalın.